İstanbul'da yeni bir sergi açılışı daha. Kuzeyli kahramanımız Wilco yine iş başında. Bu sefer mimarlıkla fotoğrafı harmanlayan usta bir objektifle fotoğrafçı ve akademisyen Murat Germen'le buluşmaya hazırlanıyor. İyiyim ya, iyi. Vay be. Yani kaç sene oldu ya? Bayağı oldu ya. Ve ya bu şey Mardin'de çekilmiş bir şey. Aslında bayağı oldu. 2 sene falan oldu çekeli. Bir böyle durdu şeyde, bilgisayarda falan. Sonra böyle bir sergi söz konusu olunca birden işte Mardin'den bir şey yapmaya karar verdik. Ressam Mahmut Celayir var. O da o civardan bazı resimler yapıyor. Biraz aslında konuşuyor işlerimiz. Onda sadece doğa var, bende sadece kent var. Ama her ikisi de toprak aslında. Bu Mutamorfoz diye bir seri. Bunun İstanbul'la ilgili olanları var. Ben aslında ilk bunu İstanbul'la uygulamaya başladım. Orada mesela bayağı hani İstanbul'un o dense, o yoğun halini çok iyi ifade edebiliyor o seri. Ve burada da böyle hani zaten yoğun bir yeri daha da yoğun göstermek için enteresan bir tasvir, bir temsil biçimi. Bak yani ilk aklıma hangi soru geliyor biliyor musun? Bu kentleştirmek. Ve o bizi hoşuma gidiyor. Çünkü eski zamandan kaldı, biz böyle ne kadar güzel yaptı. Ama bazen İstanbul'a bakıyorum, yani aşağı yukarı aynı. Sadece tabii ki beton ve öyle bir fark var. Yani o çok insan, yani neden bu nostalji olarak ve güzel geliyor ama İstanbul'daki evler pek beğenmiyoruz. Şimdi burada ki kentleşmede ölçekler genellikle birbirine benziyor. Halbuki İstanbul'da baktığın zaman ya, binalar arasında korkunç büyük uçurumlar var. Yani bir bina iyice küçükken öbür bina 50 katlı çıkabiliyor. Bu da enteresan. Şimdi eskiden böyle binalar yaparken bak birisi böyle görüntü, manzara kapanmıyor. Eskiden böyle bir anlaşma var, bir saygı var. Bu işin yani şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani doğru bir saptama mı bilmiyorum ama ben şimdi gene dolaşmaya başladım o yaşadığım çevrede. Ben kenti kaydetmeyi, bütün o kent dinamiklerini falan çalışmayı seviyorum. Bağdat Caddesi var, kıyıya yakın. Bir de arka tarafta şey var, minibüs yolu, işte Ziverbey tarafı falan. Gözlediğim kadarıyla bu yeni hani yıkılıp da yeniden yapılma projeleri daha çok Bağdat Caddesi tarafında. Öbür tarafta mesela o kadar çok, yani orada da var ama o kadar çok değil. Onun nedeni bence bu işin tamamıyla ranta dayalı olması. Hani bakıyorsun neden her şey Bağdat Caddesi civarında yoğunlaşıyor? Çünkü orada evler hem biraz daha zaten az katlı, yerlerine yüksek katlı binalar dikebilecekler. Bir de fiyatlar anormal pahalı. Dolayısıyla çok büyük rant var. Yani sen oraya hani 1 koyup 10 veya işte belki daha fazla alabiliyorsun. Evet. Yani o yüzden de bu işin, yani bütün bu yeni yapılaşmanın bence rant tabanlı olduğu çok açık. Şimdi o zaman senin böyle bir şehir projesi var mı? Var var. Zaten hani mimarlık ve hani kent plancılığı okumaktan dolayı gelen böyle bir şey var zaten. Hani benim kente ve mimarlığa olan ilgim falan. Ama onun da ötesinde bir de İstanbul'da yani o kadar çabuk değişimler oluyor ki yani bence hepimizin borcu ve herkes çekmeli bunu ya. İstanbul'u biz birazcık anılarımızda hiç olmazsa yaşatabilmek için. O kadar çabuk değişiyor ki ve bunu kaydetmeyi ben bir görev olarak görüyorum. Acaba o zaman ben seninle beraber birkaç yere gidebilirsek, sen bana senin göğsün, bakıştan böyle şeyler gösteriyorsak. Tamam şahane olur vallahi. İstanbul, her geçen gün değişen, giderek büyüyen bir mega kent. Son dönemde kentsel dönüşüm fırtınasının odak noktası. Ev, apartman, toplu konut derken şimdi de rezidanslarla birlikte yeni bir yaşam tarzına yönelen, yatay olarak genişlediği kadar dikey olarak da büyüyen bir inşaatlar diyarı. Murat Germen ve Wilco Van Herpen ise bu diyarın nabzını yoklayacak 2 fotoğraf tutkunu. Şimdi ilk olarak tabii ki yani ya çok sıkıcı bir soru ama yani gerekiyor. Sen kim? Çünkü ya tamam fotoğrafçı, tamam sanatçı ama o nasıl başladı, nerede başladın? Bayağı aslında hani ne bileyim lisedeyken böyle bir hobi falan gibi lisenin sonuna doğru falan başlamıştım ve çok keyif aldığımı hissettim bu işi yapmaktan. Ama o sıralar böyle fotoğrafa dönmek, onu merkeze almak falan gibi bir niyetim yoktu. Liseden sonra şehir plancılığı okudum ve mimarlık okudum. Genellikle... O zaman sen her gün kafa yiyorsun galiba İstanbul'da. Yani öyle sayılabilir. Doğru. Amerika'dayken böyle çok küçük güzel bir büroda çalışıyordum ve ihtiyacı olan insanlara, azınlık gruplarına falan bazı projeler yaptık. Mesela o tür bir mimarlık pratiğini burada bulsam mimar olarak devam ederdim ama burada mimar olarak yapabileceğim şeyler gökdelen tasarlamak, işte birilerinin, zenginlerin evini tasarlamak, alışveriş merkezleri, AVM tasarlamak falan gibi. Hiç ilgimi çekmedi benim bu konu. Çünkü hakikaten benim için kentsel gelişme bunlardan ibaret değil. Sonra yavaş yavaş yani zaten işte fotoğraf hala o sıralar devam ediyordu. Hala çok büyük keyif alıyordum falan. Ya bir dakika dedim ben hani fotoğrafı yani bu kadar madem seviyorsam ben bunu hayatımın merkezine alayım. Yani hobi olmaktan çıksın. Ben bundan aynı zamanda da hayatımı da kazanmaya başlayayım. Çok enteresan. Çok fotoğrafçıların ilk mesleği başka bir meslek. Aslında işin güzel tarafı şu. Farklı alanlardan, farklı backgroundlardan gelme fotoğrafçı arkadaşlarım var. Ve bizim fotoğrafa bakış açımızın, fotoğrafı çekiş biçimimizin, oluşturma biçimimizin kısmen değişik olabildiğini görüyorum. Bu da çok güzel bir şey. Yani insanın daha önce yaptığı mesleğin, eğitimini aldığı alanın fotoğrafa faydası oluyor. Yani mesela benim şu anda çalıştığım kentle ilişkili içeriğin tabii ki benim daha önceki eğitimimle çok alakası var. Yani ben kenti iyi okumayı biliyorum çünkü bir şehir plancısı olarak yetiştim. Fotoğrafla mimariyi aynı potada eriten Murat Germen, çektiği karelerde kendine özgü bir algoritma kullanıyor. Fotoğraf üzerinde yaptığı oyunlarsa aslında o şehrin gerçeğini yansıtıyor. Onun karelerinde İstanbul, iç içe geçmiş yapıları, tüm sıkışıklığı ve yoğunluğuyla gözler önüne seriliyor. Kuleye çıktığımız zaman bir sürü dikey dikey bina görüyoruz. Orada dikey bir gelişme var ama İstanbul öyle bir yer değil. Yani İstanbul aslında çok böyle yayılmış, işte Avrupa kıtasında bir tarafı olan, Asya kıtasında başka bir tarafı olan, böyle trafikli bir saatte gittiğin zaman trafiğin yoğun olduğu bir saatte belki bir ucundan bir ucuna 3 saatte gidebileceğin veya 4 saatte gidebileceğin devasa bir organizma yani. Ve o yüzden de yatay gelişmiş bir şehir. O yüzden de ben panoramanın çok uygun olduğunu düşünüyorum. Parça parça çekiyorum. Sonra panorama bir yazılım, işte bilgisayarda bir yazılım kullanıyorum. Onun aracılığıyla stitch deniyor ona. Yani dikiyorum bütün şeyleri bir araya. Sonra ortaya bir tane çok büyük, dev bir fotoğraf çıkıyor. Bazen işte onları daha hani böyle yoğun bir hale getiriyorum. Yani böyle birbirinin içine sokuyorum yavaş yavaş. Ama parça parça, yavaş yavaş. Bir seferde değil. Ve böyle zaten yoğun bir kent, bir kolaj kent gibi. Ben o şeyleri, yoğunlaştırmaları yaptıkça o kolaj estetiği, o kolaj kimliği daha da çok ortaya çıkıyor İstanbul'un. Yani bir tarafta çok lüks konutlar, öteki tarafta yüksek binalar, öteki tarafta alçak binalar, bir yerde çok fakir bir semt, biraz ötesinde hemen çok zengin bir semt falan. Hepsi bir arada görüyorsun onları. Evet. Sen şimdi kendini nasıl hissediyorsun? Ya kendini görüyorsun. Sen bir sanat fotoğrafçı mısın? Belgesel fotoğrafçı mısın? Yani çünkü çok farklı disiplinler var. Evet yani ben bazen bayağı işte ciddi işte sipariş işler yapan bir profesyonel fotoğrafçıyım ama diğer yandan bazen sanatçıyım. Yani bir galerim var hatta. Bir tane Türkiye'de, bir Hollanda'da, bir de Amerika'da bir galerim var. O zaman işte onlara iş ürettiğim zaman sanatçıyım. Ama mesela o belge bölümünü çok hani önemsiyorum, o dediğin bölümü. Bu gezi sayesinde, daha önce de tabii ben belgesel fotoğraf tabii ki çekiyordum ama yani o gezi, o müthiş hareket, o müthiş dayanışma falan böyle ya bir dakika dedim ben hani dışarıya çıkıp hani insanları çekmeliyim, zaten işte binayı, kenti falan çekiyorum. Bu benim için daha biraz daha hani girmediğim bir alan, orada kendimi test edeyim falan diye. Ve o geziden sonra da böyle bayağı hani meraklı bir belge fotoğrafçısına da dönüştüm yani. Geçen sene senin için çok önemli bir yıl oldu. Çünkü sen sağlam bir doğum yaptın. Yani böyle senin artık hayat işi galiba birleştirdin ve evet, çok güzel bir kitap yaptın. Aynen, yani çok çok mutluyum. 10 senelik falan dönemi kapsayan bir üretimin özeti gibi bir şey oldu o kitap. Ve yani kitaba katkıda bulunan herkes böyle üst düzeyde yaptı işini. O yüzden hakikaten çok memnunum sonuçtan. Editör baktı kitaba, daha doğrusu işlere. Başlık olarak Yeni Türkiye koymak istiyorum dedi. Çünkü senin yaptığın işlerin önemli bölümü birbirine eklemlendiği zaman Yeni Türkiye'ye ilişkin bir sürü ipucu veriyor yani. Ondan sonra ben de hiç yani bir an bile şey geçmedi, bir tereddüt göstermedim yani, dedim ki süper fikir yani, şahane. Biz bu kitabı aslında sene sonunda değil, sene ortasında falan kapatabilme durumumuz vardı yani, bitecekti belki kitap. Fakat bazı nedenlerden dolayı gecikmeler oldu. Ve tabii mükemmel oldu bu. Yani her şerde bir hayır vardır derler. Gerçekten kitabın gecikmesi harika oldu. Çünkü ben bu sayede gezide çektiğim fotoğrafları koyabildim kitaba. Yeni Türkiye diye bir kitap üreteceksin. O kitabı 2013 sonunda veya 2014 başında çıkaracaksın. Ondan sonra da içinde gezi yok. Yeni Türkiye'nin en göze çarpan parçası İstanbul'un kentsel dönüşümünde son dönemde en çok dikkat çeken sahalardan biri eski Ali Sami Yen Stadı'nın olduğu alan. Bir dönem yerine park yapılması istenen ve tartışma konusu olan arazide bugün vinçler kol geziyor. Murat Germen ve Wilco ise Mecidiyeköy'ün keşmekeşini fotoğraflamak için sabırsızlanıyor. İşte İstanbul'un meşhur manzarası, binalar. Evet, aynen. İlk defa buraya geliyorum. Bu proje de tabii önemli bir proje. Şuradaki Ali Sami Yen'in yerine yapılan. İstanbul'da şu an gerçekleştirilen en büyük kapsamlı projelerden bir tanesi. Yani dolayısıyla İstanbul'a bayağı hani yük getirecek binalardan bir tanesi. Yer olarak da hani farklı yerlere çıkmak İstanbul'da çok iyi. Çünkü hepsinden farklı manzaralar görebiliyorsun. Bazısını çok sevip çok etkileniyorsun. İstanbul ne kadar güzel bir şehir diyorsun. Diğer bazılarına çıktığın zaman içini afaganlar basıyor. Ya ne kadar fazla gelişme oldu, bunlar gerçekten gerekli miydi, binalar neden bu kadar yüksek olmak zorunda kaldı falan filan gibi sorular geliyor aklına. Böyle işte tuhaf bir şehir, böyle aşk ve nefreti beraber yaşadığın bir şehir burası işte. Evet. Sen o zaman yani böyle bir bölgede ne dikkat çekiyor, ne göstermek istiyorsun burada? Kentin en hani yoğun bir şekilde geliştiği iş merkezi diye geçen bölgelerde özellikle bir şeyler, fotoğraflar çekmek hoşuma gidiyor. Çünkü orada o değişimi en açık bir şekilde görebiliyorsun. Ne kadar güzel oluyor değil mi? Şuradan yayalar geçtiği zaman. Mükemmel ya. O kadar uzuyor ki şeyler. Evet çok yani güzel. Ve sürekli orada takıldım yani. Evet, yani takılınmayacak gibi değil yani. Kilitledim ya. Uzun süredir öyle bir silüet görüntüsü hiç ben de yakalamamıştım yani, çok güzel yani. Kuzeyli kahramanımız Wilco, binalardan çok akşam vakti yoğunlaşan trafik manzaralarına ve yayaların silüetlerine doğrultuyor objektifini. Murat Germen ise tutkunu olduğu bina manzaralarına kaptırıyor kendini. Makinelerini yepyeni karelerle dolduran ikili gün batımı eşliğinde ayrılıyor Mecidiyeköy'den. Wilco ve Murat Germen yeni bir günde İstanbul'daki 3. köprü inşaatını fotoğraflamak üzere yola koyuluyor. İstikamet, şehrin en kapsamlı kentsel dönüşümlerinden birine hazırlanan Garipçe köyü. Ufukta görünense köprünün ayakları. Normalde bu tür yerlerde dolaştığımızda alışa geldiğimiz şey, hani şehirde görmediğimiz ormanı görebilmek. En fazlasından orada insan müdahalesi yol ve o yolun üzerinde giden araba. Ama bu o kadar büyük ölçekte bir şey ki, yani ne elektrik direğine benziyor ne ağaç gövdesine benziyor. Aynı şehirdeki gibi aslında, yani şehirdeki gökdelenlerden çok farkı yok bunun. Yani şehre çok takmadan, şehre gerekli saygı göstermeden birden durup dururken orada çıkıveriyorlar. Ve bu projenin de bu arada rahatlatma sağlayacağı konusunda da bir garantimiz yok yani. Senin mevcut araba trafiğine hizmet ederek ona devamlı yeni yollar açman ilk başta sorunu biraz çözüyor. Yani birazcık rahatlıyor. Ama ondan sonra gittikçe daha kötü oluyor. Bir hani iyi bir örnek aslında bizim biraz ona bakmamız lazım diye düşünüyorum. Kolombiya'nın başkenti Bogota. Bogota'da da çok ciddi trafik sorunları varmış ve adamların bulduğu çözüm özel araba trafiğine olabildiğince engel getirmek. Yani mesela şehrin merkezine sokmamak. Ondan sonra hatta sokacaksa da mesela çok yüksek ücretler istemek. Ama neden şimdi trafik hafiflemedi? Çünkü herkes bir araba istiyor ve son 10 senedir arabalar çok arttı. İkinci, yani İstanbul hala bir magnet, her taraftan geliyor. Politika orada pek bir çözüm bulmuyor. Daha tam ters. Aynen. Hala İstanbul'u daha büyütmek istiyor. Kesinlikle. O zaman hiçbir çözüm bulamazsın. Aynen, aynen. Ya çok katılıyorum senin dediğine. Ya bu çok önemli bir konu. Mesela benim Amerika'da gözlediğim olumlu noktalardan bir tanesi oydu. Çok merkezlilik var. Yani Amerika'da o yüzden mesela mobilite de fazladır. Yani sen bir sürü yerde merkez yarattığın zaman, tabii ki New York kalabalık bir şehir ama herkes New York'a gitmek zorunda hissetmiyor kendini. Halbuki Türkiye'de tek çözüm herkes, yani işte para orada, iş orada, güç orada falan. Herkes İstanbul'a gelmeye çalışıyor. Bu çok yanlış bir kent ve ülke planlaması. Bence İstanbul doldu yani. Ya artık yeter yani, İstanbul'a herhangi bir şekilde yatırıma gerek yok. İstanbul'un trafiğini rahatlatacağı gerekçesiyle inşasına başlanan 3. köprünün ayaklarını gören ikili hemen makinelerine sarılıyor ve her biri tarihi birer belge niteliğindeki fotoğraflar için deklanşöre ard ardına basıyor. Şehrin ciğerleri olan kuzey ormanlarında yaratacağı tahribat nedeniyle uzun süredir tartışma yaratan köprünün ayakları ise her iki yakada eş zamanlı bir biçimde yükselmeyi sürdürüyor. Çok iyi oldu ya. Hep şimdiye kadar duydum. Bir de 3. köprü fotoğrafları diye bayağı bunu takip eden bir blog yapan birisi var. Şu an ismini bilmiyorum. Bunları da çok seviyorum ben, bu tür şeyleri. Çünkü artık insanlar kendi kendilerine bir şeylerden sorumlu olmaya başladılar. Yani böyle bir şey yerine hani birileri onlara evet şimdi bu önemli bir konu, bu konuda farkındalık geliştirmemiz gerekiyor falan demiyor. Adamın birisi hiç kimseden bir direktif almadan direkt sadece 3. köprüyü izleyen fotoğraflar çekmeye başlıyor falan. Bu şahane bir şey ve ben şimdiye kadar onun sayesinde hani bu inşaat nasıl gelişti, nerelere doğru gidiyor falan görme şansım oldu ve hakikaten de müteşekkirim o insana yani. Bir gün tanışmak da isterim tabii. Şimdi ilk defa ben bugün kendim görmeye geldim ve çok farklı fotoğraflardan görmekle. Nasıl bir fark o zaman? Ya şöyle, aslında ben hani mimar olduğum için bir strüktür olarak gördüğüm zaman heyecan duyuyorum, seviyorum, hoşuma gidiyor. Ama tabii bir proje olarak daha önce de zaten söylediğim gibi İstanbul'a ben çok fayda sağlayacağı konusunda emin değilim. Hatta belki birçok zararı bile olacak yani. Garipçe ve Poyrazköy sahillerinden köprüyü fotoğraflayan ikili, İstanbul'un içinden geçtiği değişim sürecinin izini sürmeye devam ediyor. Fotoğraflar birikiyor. Wilco ve Murat Germen'in bir sonraki durağıysa Anadolu yakasının kentsel dönüşüm semtlerinden biri olan Fikirtepe. 2010 yılında proje kapsamına alınıp binlerce hanenin boşaltıldığı semtte, bugünlerde savaştan çıkmış bir hayalet şehir görünümü hakim. 3 yıllık süreçte 3000 evin yıkılıp 5000 evin terk edildiği Fikirtepe'deki 7000 evde ise hala mesken sahipleri oturuyor. Yıkık dökük binalarıyla sinema endüstrisinin ilgisini çeken bu hayalet semtin sakinleri de bölgede can ve mal güvenliği kalmadığından şikayetçi. Çok hızlı çalışıyorsun. Ben hala kamyonda duruyorum, böyle çekiyorum, bakıyorum, düşünüyorum. Biraz tez canlıyım galiba ben. Evet, doğru abi diyorsun. Acayip. Yani sen diyorsun ya, tam konsantrasyonun içine giriyorum. Abi ben kendimi orada kaybettim. Bir bak, yani çok enteresan. Yani böyle 2 metrelik bir arazi. Çünkü belli ya, kamyon. Yani fazla hareket yapmak imkansız. Yok, ama bakıyorsun, analiz yapıyorsun, scan yapıyorsun. Ya o kadar enteresan şey, detaylar, genel planlar falan var ki. Muhteşem yani. Muhteşem, aynen. Bazen limitli çalışmak çok güzel bir şey oluyor. Doğru o yüzden. Diyorsun, çünkü aynen. Daha bakıyorsun yürürken o kadar detaylar kaçıyor ki. Evet, sana belli bir hani gözlem alanı verildiği zaman o alanın içinde fazla oynayamazsan bu sefer kendini zorlamaya başlıyorsun. Hani challenge başlıyor falan. Hani evet. Ben buradan ne yapabilirim falan filan diye. Doğru, haklısın. Çok düşük fiyatlara alınıyor burada. İyice de düşük katlı binalar. 2-3 katlı falan, en olmadı 4 katlı. Oh. Sonra... Abi savaş gibi ya. 10 katı, yani insanlarından çok ucuz paraları alıyorlar, 10 katı fiyatına satıyorlar. Abi burada bir Suriye film çekebiliyorsun ha. Zaten burada çekiyorlarmış. Ha. Geçen gün gazetede öyle bir haber çıktı. O yüzden böyle şeyler, yazılar var. Herhalde. Bir zamanlar en fazla 3-5 katlı binalar vardı bu bölgede. Şimdi ise 20 veya 30 katlı birer rezidans olmayı bekliyor bu moloz yığınları. Wilco ve Murat Germen ise şahit oldukları manzara karşısında çok şaşkın. Yaşanmışlığın kokusu burunlarında, göz bebekleri büyümüş biçimde inceliyorlar etrafı. Bu sahneyi belgelemek oldukça ilginç bir deneyim olsa gerek. Kim bilir kimler yaşadı bu evlerin odalarında. Kim bilir hangi aileler gelip geçti, hangi yemekler pişti o mutfaklarda ya da hangi genç kızın odasıydı o süslü duvarları olan. Biraz ilerleyince evlerin arka tarafında yaşayan bir ailenin sesleri duyuluyor. Geçici de olsa burayı mesken tutmuş, geçimlerini çöp toplayarak sağlıyorlar. Ve bir sonraki emre kadar burada barınmaya çalışıyorlar. Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm sahasından çıkan ikilinin son durağı Gültepe'de bir rezidans. İstanbul'a tepeden bakabilecekleri bir binanın teras katı. Kentsel dönüşüme panoramik bir bakış atmak üzere soluğu yükseklerde alan ikili, gördükleri manzarayı çekmek için sabırsızlanıyor. Acayip. Yani hakikaten şimdiye kadar gördüğüm en farklı manzaralardan biri bu. İstanbul'da nereye çıksan yepyeni bir manzara çıkıyor. Hiçbir yer aynı değil daha önce gittiğinle. Burada da tabii daha çok yüksek katlı binaların yoğunlukta olduğu bir yer söz konusu. Aslında tam benim de kaydetmek istediğim kent fotoğrafına uygun bir konum burası. Hakikaten şimdiye kadar hiç gelmemiştim buraya. Bunların tabii kaydı şu açıdan önemli. Hani İstanbul'da küçük ölçekte, mesela şu binaların hemen altında olan yapılarda bir herhangi bir değişiklik olduğu zaman Onları fark etmen o kadar kolay değil. Yani çünkü İstanbul'un hani o skyline dediğimiz görüntüsünün silüetini, tacını oluşturan bölgedeki binaların hepsi bu yüksek katlı binalar. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik olduğu zaman direkt onlarda gözleyebiliyorsun değişikliği. O yüzden çektiğim kent fotoğraflarının içine gökdelenler sıklıkla giriyor. Ama ben bir tabii gökdelen veya yüksek yapıya karşı bir insan değilim ille de. İstanbul'da oluştuğu biçimine bazı itirazlarım var. Çünkü gökdelenler için ayrı bir bölge yok bizde. Mesela diğer bazı kentlerdeki veya Manhattan'daki gibi kendi başına bir kimliği olan bir durum değil. Sadece bunlar biraz özenti gibi. Yani hani biraz mantar gibi böyle bir pat. Evet. Bir de bir itirazım var, hani böyle bir iki yeni farklı bakış falan var ama insan şöyle diyor ya, madem bu bir de yüksek binalar çıktı başımıza, hiç olmazsa böyle hani yenilikçi, böyle avantgard bir tasarım olsun mesela bir gökdelende, belki o zaman biraz daha olumlu gözle bakmak olası. Fakat yani bu binaların önemli bir çoğunluğu öyle çok da avantgard bir tasarıma sahip değiller. Yani aralarında iyileri var, nispeten daha iyileri var ama hiçbirisi beni böyle aşırı heyecanlandırmıyor. Yani dolayısıyla o yüzden bana böyle monoblok, kentin bütün mikroklimasını değiştiren, rüzgarlarını değiştiren, hatta belki kuşların uçuşunu bile değiştiren böyle bir duvar gibi geliyor bunlar. Şimdi sen burada sürekli böyle bir alet ile çekiyorsun. Evet. Basıyorsun, çekiyorsun. Böyle bir panorama gibi bir şey çekiyor musun? Evet, aynen. Tek seferde, yani mesela biz diyelim şöyle bir bakış attığımız zaman sadece şurayı görüyoruz. Ondan sonra kafamızı çeviriyoruz, burayı görüyoruz. Bir daha çeviriyoruz, burayı görüyoruz. Bir fotoğraf aslında hiçbir zaman bunu tam olarak göstermiyor. Ne kadar geniş açıyla çekersen çek. Panoramik fotoğrafta bana kalırsa, yani biz nasıl hani bu çatıya geldiğimizde hemen şöyle bir başımızı döndürüp baktık, yani ne var burada falan diye. Evet, şaşırdık. Panoramik fotoğrafta onu bence insan görüşünü aktarıyor. Yani insan görüşüne daha uygun bir şey panoramik. Biz çünkü sabit bir yere bakmıyoruz. Devamlı kafamız dönüyor. Sen daha planlamatik çalışıyorsun. Yani ben o çok güzel, o çok güzel çekiyorum ama yani böyle rastgele gibi. Sen buradan ne göstermek istiyorsun? Bunların kent içindeki yerleşimi ve ne gibi diğer binalarla bir ilişki kurduğunu göstermek benim için önemli. Mesela şimdi ben iki tane satır çektim aslında burada. Yani bir üstten şeyleri aldım, gökdelen bölümünü, sonra aşağı kaydırdım. Bir de alt taraftan bütün şuradaki binaları aldım ve o zaman hakikaten çok, bunlar da çok yüksek çözünürlüklü olduğu için hani zoom yapıp içine doğru girip binaları detaylı bir şekilde görebilmek mümkün oluyor bu şekilde. Bu sayede de şeyi görmüş oluyorsun, yani öyle bir konum verdiğin zaman bunların hakikaten gerçekten bunların inşa edilmesi için doğru yer miydi burası diye bir değerlendirme yapabiliyorsun. Bir gün daha bitiyor İstanbul'da. Şehrin gökdelenleri tüm heybetiyle selamlıyor gün batımını. Fotoğraf tutkunu Wilco, Murat Germen'le çıktığı kentsel dönüşüm yolculuğundan oldukça memnun. İstanbul'sa yeni inşaatlara gebe. Yeni binalar, yeni sahiplerini bekliyor. Yeşile hasret bir gün daha geçiyor ve gri silüetlerin arasından bir güneş batıyor.